Ama şey, sen biraz gönül gözüyle baktın çünkü Ömer Mansur'da açık radyo hakikaten bir efsanenin ispatı, icrası oldu. Aslında bütün bu tür şeyler çok doğurgan tabii ki. Belki bizleri de mayaladı kendilerine anlamındaki girişimlerimiz için. Çünkü bence insan olmak başka bir şeyin mümkün olduğuna çok inandırıyor insanı, insansın. Başka bir şey mümkün başka şekilde yapıp başka bir şekilde yaşayabilirsiniz. Mesleğinizi başka türlü yapabilirsiniz. Ben de gazetecilikle ilgili hem bu gazet mesleğimi öğrendim ama hem de 21 yıllık bu mecranın içinde kaldım. Hem de sorunlarını gözlemledim. Acaba bunları yan yana koyarak bir şey yapabilir miyim diye düşündüm. Sıra sergilerde küçük bir yer tutup genç insanlar öyle şey denedim. Ana sorun şuydu, Türkiye'de bağımsız gazetecilik girişimleri var, oldu daha önce, halen var. Nasıl, yani o haber merkezinde çalışacak, işte parlamentoda çalışacak insanların ücretlerini herhangi bir kapıyı çalmadan nasıl ödeyebilir? Ve bence bu konuda aslında ilan bir şeylere ihtiyaç vardı Türkiye'de. Sıfırdan okur ya da dinleyici desteği isteyemezsiniz. En azından okur desteği istememezsiniz. Kimsiniz, necesiniz gazetecilik çok itibarlı bir iş değil dedi ki Türkiye'de. Nasıl bir şey yapacaksınız acaba? Yani birkaç medya sektörü dışında şeye gittim şirkete. Bu internet siteniz çok kötü. Ajanslarınıza kim bilir ne kadar paralar veriyorsunuz. Fotoğraflar berbat, metinler çok kötü, video yok. Bunu biz yapalım. Sizin ajanslarınıza verdiğiniz paralar... Birkaç şey, medya dışındaki şirketler, sigorta, hobi şirketleri, şey, kuruluşları, işte, yelken nasıl yapılır diye site kurmuş ama yelken videosu yok. Dans kulübü var, dansı metinle anlatıyor, halbuki o bir videoyla anlatılması lazım. Ajanslara da dünya kadar para veriyorlar. Bu içerikleri biz sağlayabiliriz. Çok daha düşük bir bütçeyi sağlayabiliriz. Eğer sizle kontrat yaparsak böyle birkaç şirkette biz bir bağımsız gazetecilik girişimde bulunacağım ben dedim. Ve yaptık hakikaten de yani 25-30 bin lira neyse ayda gelir sağlayacak. Ve işte arkadaşlarımızın çok mütevazı ücretleri, sigorta giderleri, vergi giderleri, yemek ve yol paralarını karşılayan, kiramızı karşılayan bir gelir elde ettik. Çok meşhur bir soru bence Türkiye'de. Şu eğilinin arkasında ne var sorusu bence çok meşhurdur. Herkesin de bunu sormaya hakkı var. Bizim aklımızda bu iş var. Yani böyle bir yola çıktık. 3 yıl kadar kimseden reklam istemedik çünkü. Reklam istemeye, reklam yayınlamaya, hatır gönül ilişkisi dışında değer bir trafiği olmadığını düşünüyorduk. Yaklaşık 1,5 yıldır reklam gelirdi. Fena, yani bizim ölçülerimize göre fena değil. 25-30 bin lira olduğu aylar oluyor. Böyle bir yer deniyor. Bizim beğenmediğimiz bir yer. İçeriklerini çok yetersiz buldunuz. Türkçe hatasının çok fazla olduğu redaktör. Henüz istihdam edemediğimiz bir yer. T24 deneyimi bu ama şu anda biz kapatacak olsak T24'ü ilham verici bir şey olduğu için çok mutlu. Ben meslek hayatımın en mutlu dönemini bu 4-4,5 yılda geçirdim. Olabilir yani. Hani diyorlar büyük paralar şunlar bunlar yani gerçekten imkan işi ama para işi ama o paralar bir noktadan sonra kirletiyor da bu işleri. Yani görüyorsunuz hani Metal T24'ün içerik olarak büyümesinden hani, isterken hacim olarak büyümesinden korkuyorum mesela. Çok giderleri olan bir yer olup da ufak bir türbülansla ben bunu nasıl yapacağım duygusu vermesin T24 çalışanlarına. Öyle bir girişim T24. Özetle dediğim gibi henüz beğendiğimiz, içeriğini çok beğendiğimiz bir yer değil. Biraz önceki konuşmada tamamlarken demiştim hani Gezi Parkı Türkiye'nin toplumsal protesto tarihinin en büyük olayı, en önemli süreci. Medya bundan sonra eskisi gibi olmayacak derken dikkatli olalım sadece. O yapı sürerken alternatif yapılar nasıl çıkacak? Yani onlar kötü diye biz iyi olamayız. Hani işte başkalarının günahlarıyla aziz olamayız lafı gibi. Hakikaten alternatif medyaların iyi içerikler hazırlaması lazım. Tamer'in sorusuna döneyim dağıtmadan. Aktivizm mi, jurnalizm mi?
mutlaka jurnalizm. Yani çok aktivizm yapan var. Fakat şunları konuşmaya gerek bile yok, biraz önce Ömer Bey çok güzel bir şey saydı. Mağdurdan yana, sorumsuzdan yana, yoksuldan yana ve hayattan yana, yerkürden, dünyadan yana olmak. Bunları bir aktivizm olarak görmüyor gazetecilikte. Ama gazetecilik bugün bizim karşımıza konulan şey olusun bulusu, hiçbirisi değil. Hiçbir mahallenin yayını da değil. Gazeteci olarak hiçbir mahallenin gazetecisi değil. Ya da tersi, bütün mahallelerin gazetecisi. Dolayısıyla sürekli onay herhangi bir mahallenin kriterini yöneterek, Türkiye'nin tartışmaları bağlamında söylüyorum, bir gazetecilik yapmayı bir gazeteciye yakıştıramıyorum. Bu mesleğe uygun bir şey olarak görmüyorum. Orada gazeteciler için gazetecilikten daha öncelikli bir görüş ya da inanç olduğuna inanmıyorum. Olursa onun sonu yok. Ve mücadele ettiğiniz, yanlış bulduğunuz şey de eğer o kutuplardan birisindeyseniz ona da saygı duymalısınız. Ama Türkiye'de gazetecilik diye neler yapılıyor? Onlar da bir aktivizm için neler işte. Üstelik de her mahallede yapılıyor. İdeolojik takıntılar meselesi de var. O bağımsız girişimlerde içtim. Bugün Türkiye'de bağımsız diyebileceğimiz ama etnik ya da inanç temelli kışkırtma yapan yayınlar var. Evet, kadarında da böyle büyük gruplar falan filan da yok anladığım kadarıyla. Onun için de jurnalizm diyorum. Özellikle bu etnik ve inanç temelli kışkırtmalar. İnternet medyasında da yayan mecralar da artmaya başladı, dikkatimizi çekiyordu. Şey de nokta değil ha. Bütün bu söylenenlere katılıyorum ama şunu da düşünüyorum. Acaba hani bu yapı nasıl aşı olabilir? Bence bir gazeteciler hakikaten kendilerine bir çekimden vermekler. Eksik alanı tamamlamak üzere söylüyorum. Bir itibar sorunumuz olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Bu çok açık. Şimdi ikincisi de şöyle bir şey ekleyebilirim belki. Ne dersiniz bilmiyorum. Belki tuhaf da gelecek. Hayır, yani enformasyon kıymetli bir şey ve başka bir işe bulaşmadan sadece gazetecilik girişimleri karlı da bir işler. Yani sadece gazetecilik yapmak isteyenlerin girişimleri başka hiçbir şeye mecbur kalmadan, hiçbir desteğe kendi giderlerini karşılayabilir. Bu iş böyle bir iştir, kıymetli bir iştir. Noktasında da ısrarlı olur. Ben buna da birazcık önemli bir önem veriyorum buna da. Yani kurumlaşmanın, bağımsız mecraların, habercilik açısından söylüyorum, kurumlaşmanın ya daha çok böyle benim için en güvenilir kaynak gibi geliyor. Kendi giderlerini karşılayan, gelirler elde eden bir mecra olması, bağımsız haberciliği. Bir ütopya değil yani, olamaz, olmamalı. Biz nasıl da biliyoruz? Ben bir iş adamı değilim yani. Küçük ölçeklerde olabiliyor. Biraz daha büyüyebilir. Zaten çok çok büyümesin. Şu andaki gelirimizin atıyorum. İki katı bir gelir. Bize neredeyse Türkiye'de gazetecilik gerçekten değiştirebilecek umutlar veriyor mesela. Her kadar iki katı olsa gelirimiz bunu. Sahiden değiştirebilirim bazı şeyleri falan diye düşünüyoruz. Onun için gazetecilik kimseye muhtaç bir iş değildir. Enformasyon para da eden bir şey. Güvenilir bir mecra almak, para da yeten bir şeydir. İnancını da koruyorum ben. Bir şeyi noktalayayım, o da aktivizm, jurnalizmle birazcık şey, kol kola gidebilecek bir şey. Şimdi bir kere Recep Bey, o, yani biz de gazeteci mi değil mi diye sorgularsak, başbakanın yaptığını yapmış oluruz, dedir. Gazeteci mi değil mi değil, yapılan her şey gazetecilik mi değil mi? Yoksa yapanlar sonuçta gazeteciler üzerinden tartışıyoruz. Valla başbakanın dediğini demiş olur muyum, dememiş olur muyum benim hiç umurumda değil. Ama bir şey gazetecilik mi değil mi tabii ki sorgulayacağız. Her şeyi sorgulamanın mesleği niye gazeteciler sorgulamaz? Türkiye'de gazetecilik diye yapılan ve gazetecilikle bağdaşmayacak çok şey yapan insanlar var. Onun için terazi hassas olmalı, her mesele ayrı. Eğer böyle yapmazsak, gerçekten gazeteciliği cezalandırma girişimine muhatap olan gazetecilere de haksızlık etmiş oluruz. Bir,
sürekli o kutuplaşmayı arayan ve gazetecileri hapseden yapının arkasında bulunan iktidar odaklarına da yardımcı olmuş oluruz. İki, derler ki sonra size bu mu gazetecilik derler sonra, savunamazsınız. Onun için ne yapmalı gazeteci örgütleri? Hakikaten kaç kişiden bahsediliyor? 72 kişi. Tek tek. Ne suçlanıyor? Bakın tutuklamaları ihmal ederek söylüyorum yine. Onu tartışılacak bir tarafı yok. Yıllarca tutuklamaları falan. Gazeteciliği tartışıyoruz. Kim neyle suçlanıyor? Ne cevap veriyor? Ve suçlamanın dayanıkları neler? Tartışmanın dayanıkları neler? Hayır efendim yani ben gazetecileri sorgularsam başbakanın söylemiş olduğunu söylerim derseniz doğru bir yerde durmuş olmazsınız. Söylemiş olun ne olacak? Hani bozuk saatte iki kere gösterir doğruyu. Belki doğru bir şey bir noktada söylüyorsa, yanına geliyorsa bu bizim kaçınacağımız yani bir gazetecinin kaçınması bir şey gereken bir şey değil. Bizim için hiçbir görüş gazetecilik için, bu meslek için gazetecilikten değerli olamaz. Olursa herkes kendine göre bir şeyler yapar o zaman hepsine aynı tahammülü göstermemiz gerekir. Bütün bu tartışmalı dönemde Türkiye'de şu anda gelecekte utanılacak şeyler yapan çok sayıda gazeteci, gazete ve televizyon var. Aynı şu anda geçmişteki yayınlar nedeniyle utananlar gibi. Ve yine güncel tartışmayla ilgili olarak söyleyeyim. Türkiye'de askerler kışkırtan ve kapalı kapılar ardında gazeteciler ve bunlar da ortaya çıktı. Bunları görmezden gelip gazetecilik yaptığı için suçlandı tartışma konusu yapıldı denemeliyiz. Mesleğimiz için iyi bir şey yapmış olmayız. Gene o itibar meselesine gider şey. Gazeteciler hata yapmaz gider yapar. Hatanın da büyüğünü yaparlar. Bir de yaptıkları hatayı ilan eden bir meslek sonuçta. Yani bilerek ya da bilmeyerek ki genellikle bilerek yapılıyor. Ben de size de öneririm. Gerçekten öyle bakmamak. Sonuçta Türkiye Gazeteciler Cemiyeti dediğimiz zaman da Türkiye'de zannederim şu anda herhalde Türkiye'deki en köklü gazetecilik örgütünden söz ediyoruz. Zannederim de en büyüğünden söz ediyoruz. İşte bence o cemiyet de başka bir düzenle bakmayı deneyebilir. Daha kucaklayıcı, daha doğrusu daha hitap, daha geniş bir hitap eden boyutlarda gidebilir. Bu meselelerde de hakikaten daha hakkaniyetli işte çalışmalar şeyi hakikaten çok önemsiyorum. Ben de kendim de birazcık araştırıyorum. Bulamadıklarım var. Sahiden bu gazetecilik tartışmasında sahiden bütün dosyalara henüz ulaşamadım. Belki hani örgütlü ve iş bölümüyle ulaşılabilir. Kim neyle suçlanıyor, ne cevap veriyor? Sahiden merak ediyorum ben. Yani bütün hepsini koyup orada zannederim en vahim manzaranın Kürt ve sosyalist basın tarafında olduğunu düşünüyorum. Çünkü ona ilişkin şeyler önemli ölçüde ulaştım. O tarafta olduğunu düşünüyorum ama diğerleri dediğim gibi daha henüz tamamlayamadım, alamadığım dosyalar var. Teşekkür ederim.